Aslında petrol boru hattarından bahsetmen Didem'le çok çok iyi oldu. Çünkü fosil deyince Ebru bana da başka bir şey hatırlatmıştı. İkisi çok bağlantılı konular. Çünkü ben de fosil yakıtlarından bahsedeyim biraz diye düşünmüştüm. Fosil yakıtları biliyorsunuz bizim kullandığımız, çok yaygın olarak kullanılan şu anda dünyada hidrokarbon içeren işte doğalgaz, kömür, petrol gibi doğal enerji kaynakları ve dünyada genel endüstride çok yaygın şekilde fosil yakıtları hala kullanılıyor. Yani fosil yakıtlarının şu an için yerine geçebilecek o kadar aktif, o kadar efektif başka bir yakıt henüz elde edilemedi. Onun yerine elektriğin geçmesi planlanıyor. Fakat o noktaya henüz teknolojili biz gelemedik. Hatta o kadar önemli ki biliyorsunuz bazı işte savaşlar çıkıyor fosil yakıtları yüzünden. Petrol yüzünden, doğalgaz yüzünden binlerce insan birbirini katledecek duruma geliyor. Şimdi fosil yakıtlarının nasıl bir özelliği var, nasıl bir önemi var? Şu çok önemli fosil yakıtlarında bütün her şey, yani bütün enerji zinciri ilk başta bir bitkinin, fotosentez yapan bir bitkinin güneşten fotosentez yaparak kendi ATP'sini, kendi enerjisini üretmesiyle başlıyor. Şimdi bu çok önemli. Evet. Dünyada yaşayan bütün canlıların kullandığı ATP'ler, ATP molekülleri, adenozin trifosfatlar, bütün hepsi bitkilerden elde ediliyor. Bitkiler bunu üretiyor. Bitkilerle beslenen biliyorsunuz bazı canlılar insan gibi olmuyor. İnsanlar omnivor, yani hem bitkilerle hem proteinle besleniyorlar. Diğer hayvanlarla da besleniyor. Fakat bazı hayvanlar sadece canlılar besleniyor. Sadece hayvanlarla proteinlerle besleniyor. Onlar nasıl alıyor bunu? İşte onlar da bitkiyle beslenen diğer canlılardan alıyorlar ATP molekülünü. Onlardan onlara geçiyor. Onların etinden elde ediyorlar bunu. Yani bu zincirin başında güneşten sadece güneşi kullanarak enerji elde eden bir bitki oluyor. Ve bu bitkiden işte Allah'ın yarattığı bu bitkiden biz bugüne kadar bütün bu işte enerjiyi elde etmiş oluyoruz. Bu bitki mesela hem ATP'lerini aktarıyor bize hem de o ölüp de şeyin toprağın altında kaldığı zaman o toprağın altında milyonlarca yıl kalıp da hiçbir şekilde oksijenle bağlantıya geçmezse o karbon içeriği artıyor içindeki ve kömüre dönüyor bitkiler. Eğer bu hayvansa yine oksijenle bağlantısı olmadan milyonlarca yıl toprağın altında kaldıysa o zaman petrole dönüyor. Ve petrolün üzerinde biliyorsunuz metan olarak doğalgaz oluşmaya başlıyor. Bu şimdi bahsettiğim üç yakıt türü de şu anda bizim için vazgeçilmez yakıt türleri. Ve bitkilerin bize doğrudan sağladığı ATP molekülleri de zaten bizim var olmamız için çok temel ihtiyacımız olan çok temel moleküller. Yani her hücremizin her faaliyetini yapabilmesi için, en ufak bir faaliyet olabilmesi için mutlaka biliyorsunuz enerji kullanması gerekiyor o hücrelerin. İşte onun için ATP molekülüne ihtiyaç var. Bunu Allah o yarattığı bitkiyle bize gönderiyor elhamdülillah. İşte Maşallah. Allah'ın yarattığı bitki olmadan ve Allah'ın bütün bu canlıları birbirine zincir gibi böyle bağlı olarak yaratması olmadan hiçbir şekilde canlılık var olması mümkün değil inşallah. Çok değişik türleri oluyor senin bahsettiğin bu yakıtların. Sıvı halde olan yakıtlar da var, likit olarak elde edilen. Fakat onlar artık dünyada rezervleri tükenmeye başladığı için ona konvansiyonel petrol diyorlar. Konvansiyonel olmayan tarzda katı halde toprak altında bulunan bir petrol türü daha var. Bu Ürdün'de ve İsrail'de de toprak altında bir çıkarılması mümkün olan yerlerde. Bunu da yüksek basınçla birlikte ve ısıyla birlikte sıvı hale getirip çıkarılması mümkün ve yüksek kaliteli petrol elde edilmek için diğer bir kaynak da bu. Maşallah Allah tam tükendi Maşallah. derken Allah yeni yeni Maşallah. kaynaklar yaratıyor maşallah. Maşallah.